Herkese merhaba. Mesele Ekonomi kanalında yepyeni bir söyleşi serisine başlıyoruz. Söyleşimizin konusu AKP iktidarının 20 yıllık bilançosu. Türkiye'de son 20 yılda yaşananları iç siyasetten ekonomiye, dış politikadan medyaya, hukuk ve adaletten spordaki dönüşümlere varasıya geniş bir bilanço olarak masaya yatıracağız. İlk bölümde ise bir adım geri çekilip Türkiye siyasi tarihinin son 20 yılına geniş bir perspektiften bakmayı hedefliyoruz. Konuğumuzsa Kadri Gürsel. Kadri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni bu seriye aldığınız için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Başlığımız AKP iktidarının 20 yıllık bilançosu söylediğim gibi. Bu aynı zamanda Türkiye'de önemli bir 20 yıla yaşanan birçok şeye tekabül ediyor. İsterseniz şöyle başlayalım. Bir siyasi hareket için, bir siyasi parti ya da siyasi lider için 20 yıl iktidarda kalmak az buz bir olay değil. Bu sadece Türkiye için değil, dünya tarihi için de söyleyebileceğimiz azımsanmayacak uzun bir süre. Bir siyasi hareketin, AKP'nin veyahut Erdoğan iktidarının 20 yıl boyunca hayatta kalmasını ve buraya gelmesini neler sağladı sizce? Ya da diğer deyişle alameti farikası neydi ki bugüne kadar bu şekilde gelebildi? Çok güzel bir soru. Başlangıç sorusu olarak. Teşekkür ederiz. AKP ve Erdoğan'ın iktidarına ben herkes gibi tarihsel bir olay olarak bakıyorum. Bu tarihsel bir olgu ve bütün tarihsel olgular gibi gelmesi, kalması ve gitmesi uzun sürüyor. Tarihsel olduğu için. Kendileri, ki kendilerinden neyi kastettiğimi de söyleyeyim. Siyasal İslam, ana akım siyasal İslam hareketi kendileri. Onu temsil ediyorlar. Ve kendilerinin tarih okumasına göre Cumhuriyet 90 yıllık bir parantez. Yani aslında böyle bir süreklilik var. Türkiye tarihinde, Osmanlı ve Türkiye tarihinde. Bu sürekliliği bozan bir şey Cumhuriyet onlara göre. Ve bu sürekliliği bozan şey aslında sadece Cumhuriyet değil, Osmanlı modernleşmesi. Yani Türkiye'nin son 200 yıllık tarihi. 200-20 diye bakalım biz ona. Kendileri çünkü 20 yıl parantezi kapatıyorlar. Öyle görüyorlar kendilerini. Yani tarihsel süreklilik unsurları olarak görüyorlar kendilerini. Bu aslında Davutoğlu'nun ki şu an kendisi AKP'de değil, tasfiye edildi. Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik kitabında sürekli vurguladığı, ki 28 Şubat şartlarında çıkmıştır o kitap. Alt okumaları çok önemlidir o bakımdan. Tarihsel süreklilik unsurları olarak kastettiği, işte İslami düşünce insanları, cemaatler, tarikatlar ve işte bütün bu geleneği temsil eden herkes aslında kastettiği o. Böyle geniş bir tarihsel perspektiften baktıkları için ben de onlara bu geniş tarihsel perspektiften bakıyorum ve haklarını veriyorum. Ve 20 yıllık bir iktidarın nasıl olup da devam etmesi bugünkü şartlarda nasıl olup da devam ettiği sorusuna kafa yormak için tabii 28 Şubat sonrasına gitmek lazım. 1999, 2000, 2001 krizine bakmak lazım. Orada da yine ben bir tarihsel durumla karşılaşıyorum baktığım zaman. O da merkezi yerleşik siyaset sınıfının duçar olduğu eskiden tabiriyle derin bir tarihsel kriz var. Hem siyasi hem ideolojik hem kendinin toplumla olan ilişkileri, toplum siyaset toplum ilişkileri büyük bir krizdeydi 90'ların sonunda. İdeolojik kriz çok derindi. Aynı zamanda da ciddi bir kadro krizi yaşıyorlardı. Yani yerleşik merkez sağ ve solda ciddi bir insan problemi de vardı. İnsan kaynağı problemi ama esas liderlik krizi de yaşanıyordu. Çünkü üst üste gelen darbeler Türkiye'de siyasetin kendi doğal rejenerasyonunu, kendisini nesilsel olarak yenilemesini, tazelenmesini önlemişti. Rövanşist tepkimeler oluşturdu ve bu rövanşist tepkimeler belki normal şartlar altında liderliklerini doğal seçim ve eleme süreçleri sonucunda gençlere terk edecek olan insanların lider olarak kalmalarına neden oldu. Bu da tıkadı. Bu da bir kireçlenmeye neden oldu. Bütün bunlar özellikle bir diğer taraftan da şeye baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve PKK arasındaki kanlı çatışma 90'lı yıllarda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyordu. Türkiye bu denli bir çatışma hayal edilemeyecek boyutlarda bir çatışma. Binlerce köyün yakılarak, imha edilerek boşaltılması, yüz binlerce insanın şehirlere yığılması falan. Daha beterlerini gördük sonra ama o zaman ilkti. Evet. Bu askeri vesayet evet askeri vesayet vardı Türkiye'de. Ve askeri vesayetin de buna eklemlenmesi o dönemde krizi derinleştirdi ve bir çöküşü beraberinde getirdi. İşte tam bu sırada popüler jargonda in out deniyor ya. Yerleşik konvansiyonel siyaset sınıfı out, İslamcı kadrolar in oldu. Çünkü o İslamcı kadrolarda yani Milli Görüş Hareketi olarak Necmettin Erbakan tarafından kurulan kadro hareketi de aslında bugünlere
seçimlere hazırlanıyordu zaten. Uzun bir Türkiye'deki demokrasi hatalı, eksik, sorunlu neyse ama demokrasi yani. Evet. Demokrasi sayesinde hiçbir İslam ülkesindeki İslamcı hareketin sahip olmadığı engin bir tecrübeye sahip olmuşlardı. Kuruldukları tarihten başlayarak yani 60'ların sonu işte 60'lar milli nizam, milli selamet diye giden o dönemde Milli Selamet Partisi, 70'ler partiler kapatıldı falan. Yani türlü tecrübelerden geçtiler. İktidar ortağı oldular. Üç kez. Yani bir kez Ecevit'le, iki kez Milliyetçi Cephe vesaire. Sonra yerel yönetimlerle geldiler. Önce 94'te büyük başarılar elde ettiler. İstanbul'da zaten geliyorlardı. Ayak sesleri çok net olarak ve ayak sesleri çok kararlı şekilde yaklaşıyordu. Geliyorlardı. Geldikleri çok açıktı. Bir de tabii bu tarihsellikten bahsediyoruz madem. Türkiye'de 1950'lerden itibaren çok partili hayata geçilmesinin neticesinde ve ama aynı zamanda Türkiye'de sanayileşmenin başlaması diyeyim. Yani İthal ikamesi aslında ithal ikameci politikalar bir sanayileşme politikasıydı. Ve özel sektörün de önemli bir atılıma geçtiği, orta sınıflaşmanın belirgin hale geldiği ve işte şehirlerin düzensiz, vahşi, plansız gelişimi döneminde tarımın da ihmal edilmesi bir arada hepsi bunların büyük bir kırdan kente göç başlattı. Özellikle bu 50'lerde başladı fakat 70'lerde o zamanki işte ekonomik krizlerin de etkisiyle ciddi bir hal aldı. O yıllarda 70'lerde bugün artık şehir içinde kalmış olan gecekondulaşma bölgelerinde kırdan kente göçen kitleler sol hareketlerle karşılaşmıştı o zaman Türkiye'de. Solun kitlesel bir yükselişi vardı. Sol hareket derken Marksist solu kastediyorum. Şey değil yani ortanın solunu kastetmiyorum tabii ki. Ama 1980'de bambaşka bir hal aldı bu. 1980 darbesinden sonra işte hemen sol ezildi, yok edildi. Sendikal hareket yok edildi. İşte toplumsal örgütlenmeler dağıtıldı falan filan. Ve cemaatlere ve siyasal İslam'a kaldı bu alan. İşte 90'larda Refah Partisi bunun meyvelerini topladı. Yani 1980 darbesi solu ve solun sol örgütlenmeleri, toplumsal örgütlenmelerini bu kadar acımasız şekilde dağıtıp ezmeseydi cemaatler ve siyasal İslam kendilerini 90'larda iktidarda taşıyan alanlarda örgütlenip merkez işte Şerif Mardin'in onların da çok sevdiği meşhur teorisi vardı. Merkez-çeper ilişkisi. Çeperle merkez arasında köprü rolü oynamayacaklardı. Bu rolü oynadılar ve çeperi merkeze taşıdılar ama bu taşımak bambaşka bir şeydi. Bu tarihsel bir taşımaydı. Merkezi dönüştürdü. Yani onun zaten krizini yaşıyoruz bugün. Yani evet. çeperi merkeze taşımak, merkezdeki iktidara taşıdı. Merkeze eklemlemedi. İktidara taşıdı. Ama merkezde olmanın yerine getirecek kapasiteden de mahrum oldukları için çok ciddi bir kriz yarattılar. Şimdi ben onu dağıtmak istemiyorum. Yani şey bu, kontekst, bağlam bu, denklem bu. İşte siyasal İslam iktidara geldi, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde. Onlar da gereken transformasyonu yaşadılar kendi içlerinde. Çünkü Erbakan tarzı siyasetle gitmeyeceğini, karşılarındaki askeri vesayet engelini bu tarz siyasetle aşamayacaklarını gördüler. Ve de işte muhafazakarlar ve yenilikçiler diye bir bölünmeye gitti. Ayrılığa gitti onlar. İşte oradan doğdu zaten Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi ancak ve ancak deri değiştirerek iktidara gelinebileceğini teşhis ettiğinden bunu yaptı. Çok başarılı oldu. Evet. Evet. Ve özellikle 2000'lerin başlarında ve ortalarında diyebiliriz. Batı Akademiyası da mesela ılımlı İslam modeli olarak AKP ve Erdoğan siyasi hareketini ve Türkiye'deki bir dönüşümü oldukça deyim yerindeyse alkışlıyordu. Çünkü iyi bir demokrasi modeli olabilecekti inançlarına göre. Aynı zamanda sizin az önce söylediğiniz gibi Şerif Mardin ve onun takipçisi olan sosyologların merkez çevre paradigması üzerinden söylediği, öngördüğü şey de biraz buna tekabül ediyordu. Çevrenin merkezle olan çatışmasında ve çevrenin merkeze gelmesinden bir demokrasi gelecekti. Fakat şu bugün vardığımız noktada söyleyebiliriz ki o beklenen demokrasi gelmedi sanırım. Ya da geldi mi? Hayır gelmedi. Tam tersine olan da gitti. Evet. Çünkü bu sosyologların buna Şerif Mardin'e dahil ben bir gözlemci, gazeteci olarak konuşuyorum. Asla kendimi onlarla mukayese ederek bir hat koymuyorum kendime. Haddim yok. Hadsiz konuşuyorum.
öyle diyelim. Ben siyasal İslam'ı politik manaya, yani İslam'ı anlamış, İslam'ın sos toplumsallığını anlamış olabilirler tabii. Ama siyasallığını anlayamadılar bence. Bugün hala anlayamadıklarını üzülerek görüyorum. Onun öğrencileri de öyle. Yani ne siyasal İslam'ı, ne İslam'ın siyasallaşmasını, ne demokrasiyi bu manada, onun siyasal İslam'la demokrasinin ilişkisinin nereye kadar gidebileceğini, demokrasinin aleyhinde işleyebileceğini bunu göremediler, anlayamadılar. Ama siz sorunuzun başında Batı'nın tutumundan bahsettiniz. Evet, yani ben burada mükemmel bir ittifak görüyorum ve bu mükemmel ittifakın bileşenlerinden biraz da bahsedeceğim tabii, ama öncesinde siyasal, Türkiye'deki ana akım siyasal İslamcı harekete çok yardım eden bir gelişme yaşandı dünyada 11 Eylül. Bakın 11 Eylül'den önce 97, 28 Şubat olduğunda 28 Şubat'ı askerler yaptı ve dünyada 28 Şubatçı askerler, askerin siyasete müdahalesi işte öyle çok ciddi bir sorun, bir işte Türkiye'de demokrasiyi tehdit eden, çok varoluşunu tehdit eden, çok dramatik bir gelişme falan gibi işlenmedi, yazılmadı, yansıtılmadı. Bu bir sorun haline getirilmedi. Çok büyük bir sorun. Evet, yani Batı'daki işte siyaset bilimciler, gazeteciler, yorumcular, düşünce kuruluşları Türkiye'de siyasetin askere müdahalesinin ciddi bir sorun olduğunu teşhis ettiler. Vardı bu. Evet. Ama bunu büyük bir felaket halinde takdim etmediler dünyaya. Yani işte Türkiye'de demokrasi tehdit eden bir otokrasi, bir otoriter rejim kuruluyormuş gibi yansıtmadılar. Böyle bir şey olmadı. Hı hı. Enteresandı bu. Evet. Yani ama ne oldu? 11 Eylül olduktan sonra birdenbire Türkiye'deki siyasal İslam deneyiminin 11 Eylül sonrası dünyada İslami radikalleşme veya siyasal İslam'ın radikalleşmesi en uç noktalarda işte İslamcı terör ve siyasal radikal siyasal İslam'a meyleden kitlelere karşı onları fanatizmden ve aşırılıktan koruyacak değil de yani uzak tutacak bir alternatif bir model olarak o zaman işte neydi, ılımlı İslam. Evet. Diye takdim edilen bir model olduğunu gördüler. Aynı zamanda da şaşırtmayı başardılar olumlu anlamda. Yani Recep Tayyip Erdoğan pragmatik bir lider. Dünyayı şaşırtmayı başardı. De yine işte ılımlı İslam konusundaki düşünce üretimleri vesaire. Bütün bunlar iktidarın işini çok kolaylaştırır ama iktidar da bunu kolaylaştırmak için belki kendilerine verilen tavsiyeler de doğrultusunda ne gerekiyorsa yaptılar. Yani IMF programına sadık kaldılar. Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini muhafaza etme konusunda taahhütte bulundular. AB sürecinin şampiyonu oldular. Tam tersine dönmüştü her şey. Yani Türkiye'deki Batı yanlısı oldukları varsayılan cumhuriyetçi kadroların yapamadığını, cumhuriyet karşıtı ve Batı karşıtı oldukları varsayılan İslamcı kadrolar yapıyordu. Evet, bu şaşırtıcıydı. Yani evet, yani bu konuda o zaman da işte tamam, aranan cevap bulundu. Siyasal İslam demokrasiyle bağdaşır mı, uyumlaşır mı? Evet. Bak Türkiye örneğinde görüyoruz. Demek ki siyasal İslam'la demokrasi pekala bağdaşabilen, hatta siyasal İslam'ın demokrasiyi ilerletebileceği bu şartlarda da görüldü dendi. Çok erken bir teşhisti bu. Bence bu teşhis siyasal İslam'ın gerçek karakterini, tabiatını kavramaktan önce o anın ihtiyaçları, o konjonktürde acil ihtiyaç duyulan bir hususu karşılıyordu. Bu acil bir güvenlik ihtiyacı vardı ve bu güvenlik ihtiyacına bir acele cevap vermek lazımdı. Sanıyorum o cevabı AKP'de buldular. İşin bu boyutu var. Yani Avrupa Birliği konusunda taahhütlerde bulunmak, bu konuda programı ilerletmek, reformlar yapmak. Ama o çok küçümsenen aslında Selefi olan koalisyon hükümeti döneminde başlamıştı o reformlar. Onu da hatırlamak lazım. Yani IMF programı derken Kemal Derviş'in reformlarına da sahip çıktılar. Devam ettirdiler. Bankacılık sektörünün düzenlenmesi, bağımsız kurumlar vesaire, onu devam ettirdiler. Ve bütün bunlar evet, yani Türkiye'de de mükemmel bir ittifakın ortaya çıkmasını sağladı. Bu ittifak işte İstanbul Burjuvazisi, TÜSİAD, evet, ana akım medya, orta sınıflar, zımnen orta sınıflar, kentli orta sınıflar, eski işte merkez sağ seçmeni olan bir süre için, Kürtler,
genel olarak işte muhafazakarlar ve muhafazakar işte burjuvazi diyelim biz ona. Taşra burjuvazisi. Bütün bunlar toplumun büyük çoğunluğunun geniş bir ittifak çatısı altında. Bunun karşısında o askeri vesayet denen devlet içindeki güç, yapı, ilişkiler, neyse kadro, onu temsil eden bütün güçler ve kurumlar reaksiyon gösteremedi. Sessiz kalmayı yerler çünkü karşılarında büyük bir ittifak vardı. Evet. Yani ve bu ittifak Türkiye'yi evet yani hem krizden çıkarmakla kalmadı ve de bir yöne doğru, varsayılan bir yöne doğru götürmekteydi. Bu yönün ne olduğu o zaman başlandı tartışılmaya ve pek de öyle sanıldığı gibi işte Türkiye'yi 200 yıllık Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmesinin nihai hedefi olan muasır medeniyet seviyesine taşıma istidadında bir yön olmadığı ise ileriki yıllarda anlaşılacaktı. Anlaşıldığında geç olacaktı. Anlaşıldığında geç olacaktı. Biz çok uyardık biz derken. Evet. Biz derken şunu kastediyorum, basın özgürlüğü aktivistleri 2008'de ilk başladığında otoriterleşme eğilimleri hem dünyayı hem Türkiye'yi uyardık. Yani bu gidiş otoriterleşmedir dedik falan filan. Otoriter bir yönelim aldı dedik bu iktidar falan ama tatlı rüyalarından uyanmamayı tercih ettiler. Ta ki artık yani karanlığa uyandıklarında fark ettiler bence durumu. Ki. Evet, ne yazık ki. Peki şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi AKP'nin iktidara gelişi ve ilk döneminden kısaca bahsettik. Ve burada geniş bir toplumsal ittifak vardı. Fakat 20 yıl boyunca siyasi iktidarda kalabilmesi için çeşitli cari şartlara göre farklı ittifaklar kurdu AKP ve Erdoğan. Evet. Yani zaten siyasetin de doğası gereği uzun süre ayakta kalmak şartlara göre çeşitli ittifaklar, güç dengeleri kurmaktan geçiyor. Hem isterseniz bu ittifakların izleyine bir bakalım. Nasıl köşe taşlarını nasıl koyabiliriz bu ittifakların? Ve bunun paralelinde size de şunu sormak istiyorum. AKP ya da daha doğrusu Erdoğan bir siyasi lider olarak bu ittifakları kurmakta ve yeri geldiğinde tam tersi yöne çevirebilmekte ne ölçüde başarılı oldu? İyi bir strateji sergiledi mi siyasi anlamda? Evet, bu mükemmel ittifaka bir önemli unsuru da eklemeyi unuttum. Fethullahçı cemaat, Fethullahçı örgüt. Yani Fethullah Gülen cemaati, onu da eklemek lazım ve diğer cemaatleri de eklemek lazım. Bütün doğru. İslami cemaatleri eklemek lazım onlar. Muhafazakarlar dediğimiz büyük kümenin içinde yer alıyorlar ama özellikle vurgulanması lazım. Madem ittifakları soruyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bu benimkisi ampirik bir gözlem. Bunun neden böyle olduğunu bilmiyorum. Türkiye'nin bir ritmi var ve bu ritim çok değişmedi dünden bugüne. Çok partili hayata geçmesinden bu yana Türkiye'deki ritim hep 4 ile 6 yıl arası denklemler kuruyor. Bu denklemler 4 ile 6 yıl arasında bozuluyor, değişiyor. Yerine yeni denklemlere bırakıyor. İncelediğiniz zaman Türkiye'nin tarihini dönemler birbirlerinden ittifaklar ve temel karakteristikleri bakımından ayrışıyorlar. 4 ila 6 yılda bir değişiyor dönem Türkiye'de. Bazen çok dramatik kırılmalarla oluyor bu. Evet. Çoğu zaman da öyle oluyor. Şimdi baktığınız zaman AKP 20 yıl nasıl iktidarda kalabildi sorusunu incelemek lazım. Bir kere AKP iktidara geldiğinde bugün anlıyoruz ki gitmemek üzere geldi. Çok net. Evet. Ve bütün hazırlığını, bütün yol hazırlığını ve bütün planını, programını buna göre yaptı. Uzun vadeli bir proje. Tabii. Yani o bakımdan da ben Erdoğan'ın çok usta bir taktisyen olduğu kanaatindeyim. Taktik zekası gerçekten çok ileri düzeyde olan bir lider. Mükemmel ittifak dönemi işte 2003'te başlayıp 2007'ye kadar süren bir dönem bu. İlk dönem. O da işte 4-5, 2003 dahil, 2007 ortasına kadar falan, E-Muhtıra'ya kadar sürüyor. Bu dönemde işte saydık bütün hepsini, bu mükemmel ittifakın unsurları. Karşısında da sessiz vesayet sistemi. Yani evet. İşte ben buna yani
cumhuriyetçi bürokrasi, asker ve sivil bürokrasi demiyorum. Bu başka bir şey. Ardından o yapı reaksiyon gösterdi. Başarısızla mahkum bir reaksiyondu bu. Çünkü karşısında o reaksiyonu destekleyecek bir toplumsal taban yoktu. Cumhuriyet Halk, Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi belki ana akım çekingen bir destek verdi o dönemde. Onun tabii bedelini ağır ödedi sonrasında. Ama 2007 E muhtırası ve ardından 2008'de kapatma davası Mart'taydı yanılmıyorsam geldiğinde o mükemmel ittifak dağıldı. Yerine Gülen cemaati artı AKP'nin devleti ele geçirmek ve tamamen ele geçirmek ve devlet yani ve vesaire askeri vesayeti tasfiye etmek amacıyla başlattığı bir çatışma dönemine girdik. Belki topyekun savaş bile burada değişiverdi her şey bir anda. Ama birinci dönemin yani mükemmel ittifak döneminin bazı temel politikalarından vazgeçmedi AKP bu dönemde. 2009-2008'den başlayarak dış dünyanın desteğini bu çatışmada, bu kavgada arkalarına almak için Kürt ve Ermeni açılımlarını başlatır ve sürdürür gibi yaptılar. Tamamen politikanın amaçları doğrultusunda araçsallaşmış ve gayri samimi girişimlerdi bunlar. Bunları yapabilecek kapasiteleri vardı ama. Çünkü ideolojik olarak yani Cumhuriyet'e bağlı değillerdi. Cumhuriyet'in de çok temel bir zaafı bu. Türkiye Cumhuriyeti, yani kuruluş eski Cumhuriyet'in ben diyorum. Onu artık eski Cumhuriyet demek lazım. O işte Kürt sorunu artı Ermeni sorunu, Kıbrıs sorunu. Kıbrıs sorununda da zaten bunu kanıtlamışlardı ilk dönemde. Annan planını desteklediler. Evet. Annan planına evet denmesini istediler ve adanın kuzeyinde evet dendi. Değil mi? Evet. Bu ikinci dönemde yani 2007'den 2008'den başlayan ikinci dönemde de Amerika'nın net kesin desteğini arkasına alarak bu kavgaya girişti. Cemaat ve AKP koalisyonu. Bu fiili koalisyon. Ben bunu bir simbiyoza benzetiyorum. Yani biyolojideki farklı iki varlığın, canlı türünün birbirine yek diğerinde olmayan kapasiteleri sunarak birlikte bir yaşam formu oluşturması. Ve hayatta kalmak için de birbirlerine muhtaç olmaları. Muhtaç olmaları ama aynı zamanda yani cemaat ile AKP'nin çok farklı kapasiteleri vardı. Cemaatin elinde işte bir kadro havuzu, iyi yetişmiş bir kadro havuzu, medya. O zaman cemaatin medyası önemliydi çok. Çünkü AKP'nin daha henüz medyası yoktu. Kadro havuzu, medya, devlet içinde örgütlenme, dış bağlantılar, lobicilik kapasitesi çok çok gelişmiş. AKP'de yoktu böyle kapasite. Evet. Bunun karşına da AKP devletin anahtarı vardı elinde. Seçilmişlik, meşruiyet, anayasal meşruiyet vesaire. Evet. Yani bu ikisi bir araya geldiği zaman bir gerçekten ciddi bir güç ortaya çıkıyordu. Tamamlıyorlardı birbirlerini. Farklı iki tür, türdeş olmayan iki varlık tamamlıyordu birbirini. Farklı türden siyasal İslam'ı temsil ediyorlardı ama türleri çok farklı. Evet. Peki bu ikinci dönem ne zamana kadar devam? Bu 2011'de Işık Koşaner'in istifasıyla sonuçlanan yaşa kadar askeri vesayetin tam ve kesin olarak siyaset tarihsel olarak tasfiyesidir. Evet. Işık Koşaner'e ekibi Necdet Özel jandarma orada kaldı ve Genelkurmay Başkanı oldu. Ondan sonrası artık silahlı kuvvetlerin iktidarın ve bu iktidar koalisyonunun, fiili koalisyonun iradesine ram olduğu dönemdir. Bitmiştir evet. Askeri vesayet. Bu ama bu ikinci dönemde bu 2007, 2011 yani Ergenekon, Balyoz operasyonları evet. Ondan sonra Balyoz operasyonlarıyla ordudaki Cumhuriyetçi
Kemalist ve bazen mezheplerin dolayısıyla da fişlenen kritik kadroların tasfiyesi, aynı zamanda Avrasyacı kadroların tasfiyesi. O çok ilginçtir. O dönemde Perinçekçi kadrolar tasfiye edilmiştir. Perinçekçi kadrolar. Ama bu dönemde de Perinçekçi kadrolar bu iktidarı destekliyor. Yani evet, böyle bir kaleidoskop gibi yani bu. İşte bu dönem tabii de 2010 anayasa referandumu var. Tabii 2010 anayasa referandumu da zaten yargının ele geçirilmesi için yapılmış bir, evet, hamleydi. Yani aslında 2007-2011 dönemi AKP Cemaat Fiili Koalisyonu'nun devleti tamamen ele geçirmek, devlet içindeki cumhuriyetçi, Atatürkçü ve işte Avrasyacı ve bu manada Batı karşıtı olarak da fişlenmiş, hı hı, Amerikan karşıtı, Batı demeyeyim de Amerikan karşıtı olarak fişlenmiş kadroların da tasfiye edilmesi amacını güdüyordu belli ki. Fakat şunu görmek lazım. Yani evet, bu fiili koalisyon, AKP Cemaat Fiili Koalisyonu bir ortak hedef doğrultusunda hareket edermiş gibi görünürken aslında her ikisi de kendi stratejik hedefleri doğrultusunda kendi ajandalarına hiçbir zaman vazgeçmediler ve bu iki ajanda ortak düşmanın tasfiyesinden sonra çatışır hale geldi. Çünkü aslında bu iki ajanda güç dengesindeki değişimi istihbarat örgütlerinin sahipliğinin kimde olduğuna bakarak da görmek mümkün. Cemaatin MİT'e sızmasını istemiyordu. MİT'e bu sızmaktır ama yani gerçekten diğerlerinde kapıları kendileri açtılar. MİT'e girmesini, MİT'e sızmasını istemiyordu. Çünkü yani MİT çok kritik, stratejik bir mevki. Ama polis istihbaratında bakıyoruz, o zaman cemaat ele geçirmiş. Tamamen ele geçirmiş. Yani polis istihbaratı bütün imkanlar, parası, şusu, busu, elemanı, haber elemanları hepsi cemaate çalışan dev bir yapı. Öyle bakmak lazım. Sonunda zaten bu iki istihbarat gücü birbirine çatışır hale geldi. Birbirlerine yani polis istihbaratı MİT'e operasyon çekti. MİT'in haber elemanlarını açığa çıkardı falan o dönem. Ha işte şeye başladık şimdi. 2012'de, 2012 Şubat kriziydi yanılmıyorsam, değil mi? 2012 7 Şubat krizi. Evet, Şubat. Yani Hakan Fidan'ın gözaltına alınmak istenmesi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ameliyat masasındayken. Bu işte iç savaşın başlangıcı olan dönem. O zaman yine değişiyor bütün ittifaklar. Evet. Ne oluyor? İşte cemaat karşıtı siyasi pozisyonlar alan cumhuriyetçi entelektüeller vesaire, işte medya mensupları, siyasi güçler vesaire, onlar iktidarın cemaate karşı, bu kavgada cemaate karşı tutumunu destekliyorlar. Yani işte cemaati tasfiye etmek. Ama cemaatin de hamleleri var. Cemaate iktidar tasfiye etmek için fütursuz ve aşırı özgüven içeren çok cüretkar hamleler yapıyor. 17-25 Aralık operasyonları. Yani bu, yani cemaat baktığın zaman yani biz tamam, devlet bizim, biz kendi devletimizi kurduk. Yani varsayımıyla hareket ettiklerini görüyoruz. İşte polis istihbaratı, yargı koordineli olarak iktidara, hükümete operasyon çekiyor. Daha önce uydurulmuş deliller vardı. Askerleri tasfiye etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, evet, bir oyuncu olmaktan, etkin yani bir aktör olmaktan çıkarmak için o zaman delil uydurmuşlardı. Darbe planları, şunlar bunlar, balyoz günüşü, şu yakamoz falan, uyduruk şeyler. Şimdi ise deli uydurmadılar. İzliyorlarmış çünkü ve evet, dosyalıyorlarmış her şeyi, arşivliyorlarmış. 2012, 13, 14 bir taraftan kavga var. Diğer taraftan da mesela iktidar değişik şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Mesela açılım ikinci, yani yeni bir işte, evet,
Çözüm süreci. Çözüm süreci. Çözüm süreci başlatıyor. Sözde çözüm süreci. Bir çatışmasızlık dönemi. Ama bu çatışmasızlık dönemini sabote etmek için ve yine yani boş durmuyor cemaat. Zaten en başından itibaren hiçbir zaman boş durmamıştı. Şeyde bile boş durmamıştı. 2009'da yaptıklarında işte Kürt ve Ermeni açılımı o zaman da 2009'da muazzam bir operasyon yapıp tüm belediye başkanlarını falan filan. Evet. Değil mi? İlçe başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını falan gözaltına alıp falan tutuklamışlardı. Bu iktidarın iradesinin ilhafına yapılan bir şeydi o zaman. Bu dönemde işte Gezi tamamen aslında bağımsız bir şey, bağımsız bir gelişme. Evet. Yani bu ittifak çatışmasından ittifakın kendi içindeki çatışmadan bağımsız. Ama kullanmışlar mıdır? Evet. Yani cemaat kullanmış mıdır? Gezi'yi kullanmıştır. Yani iktidar ve Gezi'nin içine yer alan toplum kesimleri ve siyasi güçlerle daha sonradan dahil oldular çünkü onlar. Yani o dinamiğin içinde aldılar, girdiler onun içine. Onları daha da çatıştırmak, daha da derinleştirmek için bu krizi. Ki ikisinden de haz etmiyordu. Cemaat sol karşıtıdır çok. Yani güçlü bir şekilde sol karşıtıdır. İktidardan daha çok sola karşıtıdır cemaat. Yani öyledir. Nihayetinde bu dönem 15 Temmuz'a kadar geldi. 2016'da işte 4-5 yıl sürdü yani. 2012, evet. 2016, 4 yıl. Yine 4 yıl. Ve ondan sonra da darbe sonrası dönem başlıyor. Bu koyu bir otoriterleşme dönemi. Darbe sonrasına geçmeden önce isterseniz bu son periyodda, şimdi Gezi'den bahsettik. 2013 evet. yılı en azından artık 2013'e geldiğinde ilk baştaki geniş toplumsal desteği kaybetmiş demek mümkün değil ama sesli görünür bir muhalefetin AKP ve Erdoğan iktidara karşı tezahür ettiğini görüyoruz. Ki iki sene sonra da benim için bu 20 yıl içerisinde en kritik yıllardan biri olan 2015 yılı ve oradaki iki seçim var. Haziran ve Kasım seçimleri. Hı hı. Ve orada Haziran seçimlerinin sonucuyla Kasım seçimine kadar giderken iktidarın yaptığı birçok şey. İsterseniz bundan da biraz bahsedelim. Tabii aslında iktidarın burada politikasını belirlerken, sürdürürken Türkiye'nin sorunlarını bu politika için ne kadar da kolayca araçsallaştırabildiğini bize gösteriyor. İktidarın işte çok büyük bir yürüyüşü, bir menzili var. Varılmak istenen nokta var. Ve bu noktaya varılırken her şey yapılabilir, her şey mubahtır, her şey meşrudur. O noktada aslında bence işte yeni bir rejim kurulması. Yani bu yeni rejim, yeni rejimde aslında benzetmek için söylüyorum ben bunu, tarihin sonu. Fukuyama yani tarihin sonu işte ne oldu? O 90 yıllık parantezi kapatmak yeni rejim kurulunca kalıcı olarak bitiyor. Yani her şey cumhuriyetin geride bırakılması oluyor o. Bunun için de işte nasıl Kürt sorununu araçsallaştırdıysa, nasıl müzakere işte çözüm, sözde çözüm, Kürt sorunun çözümünü araçsallaştırdıysa o dönemde bunu da yaptı. Şunu gördü. MHP sözde çözüm sürecine ciddi şekilde muhalefet ediyordu. Ve MHP ile AKP'nin üstüne oturduğu toplumsal, sosyo-kültürel, sosyo-politik yapı, İç Anadolu, İç Doğu Anadolu, Karadeniz, o bölümler, o kesimler özellikle sosyolojik olarak çok benzeşiyor. Yani arada çok fazla şey var, geçişkenlik var. Ve MHP'ye oy kaybettiğini gördü kendisinin. Yani bu barış süreci, çözüm süreci denilen ve aslında yürümeyen ve
ve seçimlerin kolayca rahatça atlatılması için aynı zamanda da mücadele edilen başka kesimlerle bunu rahat yapabilmek için, yani güç teksif etmek için yapılagelen bir şey. 2012'de başlatılan çözüm süreci, ki ben buna çözüm süreci demiyorum, çatışmasızlık dönemi diyorum. Çatışmasızlık dönemi de yine iktidarın çok büyük önem atfettiği 2014'teki seçimlerin rahat yapılması ve aynı zamanda da Suriye'deki gelişme, Suriye'deki işte önce isyan olarak başlayıp sonra kısa sürede iç çatışmaya, savaşa dönüşen çatışmanın da Türkiye'nin Kürt sorununa etki etmemesi için yapılmış bir şeydi. Yani ama bu başarılı olamadı tabii. Evet. Bir süre en azından tutulabildi. Yani 2012'de çünkü Esad rejimi orada Türkiye'nin sınırından özellikle taktik olarak, taktiksel anlamda çekildi, güçlerini savunmak zorunda olduğu kuzey-güney eksenine, Halep-Şam Halep-Şam eksenine kaydırmak istedi. Oradan çekilince orayı da işte Kürt güçleri doldurdu. Kürt güçlerin içinde en güçlüsü PYD'ydi. O da diğer küçük grupları tasfiye etti ve sınırımızda PKK ortaya çıktı. Şimdi bu gelişmeyi, bu dinamiği kontrol etmek gerekiyordu. Bu dinamiği kontrol etmek için de İmralı süreci dedikleri süreci başlattılar. Çünkü biliyorlardı ki Abdullah Öcalan'ın Suriye'deki Kürtler ve Kürt hareketi üzerindeki etkisi muazzam. Çünkü aynı zamanda işte onun da manevi anlamda, ideolojik anlamda banisi, hamisi, ne diyelim dersiniz deyin. Öyle yani. Evet. Yani özetle YPG, PYD, PKK'nın Suriye koludur. Evet. O kritik dönemde işlerin çığırından çıkmaması için bunu yaptılar. Sözde çözüm süreci diye. İşte İmralı'yı kontrol edersek, İmralı'ya bu çok istediği payeyi, konumu verir, bahşedersek bu durum bir süre yatışır dediler. Ama baktılar ki bu sefer milliyetçi muhafazakar taban bu yüzden eriyor. Çünkü çözüm süreci bir yere varmadı. Varmıyordu. 2013'ün Mart'ında resmen başladı. Fiilen 2012'nin sonbaharında başladı. Ama 2013'ün Eylül'ünde geri çekilmeyi askıya aldık dediler. Çünkü güven arttırıcı önlemler olarak bekledikleri adımları atmadı iktidar. Yani yaptıkları suçlama oydu. Haritalar yani şey yol haritaları uygulanmadı vesaire, şudur budur. İki tarafın da işine geldi bu. İki taraf da kendi işine baktı. Tamam, bir süre biz sizinle çatışmayalım. PKK Suriye'ye ağırlık veriyordu o dönemde. Haklı olarak, stratejik nedenlerle. İktidar da kendi iç yolculuğuna önem veriyordu. İki taraf da kendi işine baktı. İktidar cemaatle meşgul o dönem. Yani işte çok haklı oldukları da bir ortaya çıktı. Bir de seçimler, yerel seçimler. Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek. Evet. Baktığın zaman 2016'nın 2015'te seçimi kaybetti. Evet. Erdoğan çok açık. Yani şeyi kazandı bu sayede. Yerel seçimlerde gücünü korudu. Oyu 43'e düştü. Ardından işte parlamento çoğunluğunu kaybetti. Evet. Parlamento çoğunluğunu kaybedince yeni bir ittifak arayışı, yeni bir ittifak arayışına girdi. Yeni bir dönem mi başlatma gereği duydu. Darbe girişimi sonrası netleşen, kurumsallaşan adeta, yani kategorikleşen AKP-MHP ittifakının da aslında başlangıcı 2015'tir. Evet. Haziran seçimi sonrasıdır. Haziran seçimleri sonrasıdır. O zaman MHP'ye verdiği oyu geri aldı. MHP'ye giden, evet, oyu geri aldı. Çatışma başladı. Yine çok müpem bir
konjonktürde bir çatışma mühendisliği yapıldı. Yani hala bugün aydınlatılmayan bir olaylar zinciri neticesinde iki tarafta PKK da çok istekliydi çatışmaya. Onlar da zannediyorlardı ki yani biz kendi paralel devletimizi kurduk. İşte gelin hadi çatışalım, bu kadar kolay. Hayal bile edilemeyecek bir yıkım tablosu çıktı ortaya onun sonucunda. Seçim sonrasında özellikle 2015 Kasım seçiminde parlamento çoğunluğunu tekrar ele geçirdiğinde zaten ondan sonra özellikle 2016'daki darbeye kadar çok kanlı bir çatışma yaşadı Türkiye. Özellikle şehirlerde ilk defa bir şehirlere ağır silahlar sokuldu ve şehirler imha edildi. Yıkıldı yani. Kısmen veya yani büyük ölçüde kısmen. Korkunç. Nusaybin, Cizre, Diyarbakır, Şırnak. Evet. Çok ciddi bir yıkım tablosu çıktı ortaya. Aynı zamanda da Haziran seçimlerinde istediği başarıyı göstermeyince neler yapabileceğini de göstermiş oldu. Bu da bir fragmandı sanırım çünkü daha sonrasında. Doğru. Sonraki periyoda geçtiğimizde bunun meşruiyetini üretti ama. Yani bunun meşruiyeti sorgulanmadı hiç. Çünkü neticede o dönemde 2013'ten 2015'e kadar 2,5 yıllık süre zarfında valiler de orada siyasi komiser gibi yani bu süreci iktidar adına denetliyorlardı. O dönemde neredeyse bir paralel otorite kurdu PKK. Asayiş adı altında işte bir takım oluşumlar falan yani asayiş, kendince adalet dağıtmalar falan, vergi toplamalar yani. Bunun dolayısıyla bu verilen sert reaksiyonun bir meşruiyet zemini oluşmuştu. Muhafazakar, milliyetçi muhafazakar kesimlerin gözünde. Yani devlet neticede işte ne yapar? Yumruğunu indirir, ezer geçer. Yani otoritesinin sarsılmasına, hiçe sayılmasını kabul etmez. O zaman Cizre'de, Nusaybin'de yani Fiyada İsrail'dekine benzer, Lübnan'dakine benzer tablolar, şehir manzaraları çıktı ortaya. Şimdi o dönem tabii işte 2016'da sona erdi ve AKP-MHP ittifakı başladı. Cemaatin tasfiyesi, sadece cemaatin tasfiyesi değil, MHP'nin ön şartı. PKK'nın her türlü vasıtanın kullanımı yoluyla kesin bir şekilde tasfiyesi ve sonuna kadar gidilmesidir. Hatta yani MHP'ye kalsa işte HDP'de hemen kapatılmalı, hepsi hapse atılmalıdır, Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır, her şey kapatılmalıdır. Ne gerekiyorsa. Yani, ne gerekiyorsa, evet yani evet böyle bir şey. Şimdi bu dönem çok azgın, koyu bir otoriterleşme ve işte cemaatin eski ortağının yeni düşmanının darbe girişimine karşı bu darbe girişiminin fırsat bilinerek işte hayal edilen rejimin ilk harcının temelinin atıldığı dönem diye onu biz şey yapalım. Yani 2010 değil bu aslında. 2010 referandumu değil bu basma. Ya işte 2017'de Türkiye'nin OHAL şartları altında götürüldüğü referandumdur. Başkanlık referandumudur. Şu açıdan da dünyadaki otoriterleşme izleklerine de benzer bir şekilde güvenlik endeksli bir atmosfer yaratılarak, yani sizin az önce söylediğiniz gibi hem bir taraftan PKK'yı tamamen ne gerekiyorsa topyekun bir savaş halinde üzerine gitmek, hem de devletin içerisine sızmış bir terör örgütünün, terör örgütü olarak addedilen eski ittifaklarının üzerine gidilen topyekun bir savaşla ve yine devletin içerisinde bir tehdit ve güvenlik açığı atmosferiyle yaratıldı. Bu da bir şekilde bu bir meşruiyetini devşirdiler evet. Buradan. Evet. Yani yaptıkları şeye bir meşruiyet atfetmek için. Neticede ne yapıyorlarsa neyin üzerine gidiyorsa
iktidar o üzerine gitti şeyi ya PKK'lı ya da FETÖ'cü. Evet. FETÖ ile iltisaklı gösterdi. Yaptığına bir meşruiyet atfetmek için. Yapılan her hamlede devletin bekası için. Evet ve her hamlede öyle. Devletin bekası için yapıldı. Tabii yani 2015'te AKP'nin meclis çoğunluğunu onun elinden alan kitle daha sonra terör ve kaos tehdidi yoluyla değişim talebini ertelemeye ikna edildi. Ve bu kitlenin daha sonra AKP'yi yine terk ettiğini gördük. Evet. Yani ertelendi bu ama yine terk edildi. Terk etti bu kitle AKP'yi. Şimdi 2016'da 2016-15 Temmuz'undan sonra başlayan dönem bir de ben darbe sonrası post yani şey işte darbe sonrası dönem olarak adlandırıyorum. Bu işte koyu otoriterlik, MHP ile olan asimetrik ittifak. Yine asimetrik bir ittifak var. Yani şey gibi cemaatle olan ittifakları da asimetrikti. MHP ve diğer Gülen cemaati dışında kalan bu sefer tarikat olarak adlandırılmış örgüt. Yani sosyopolitik İslamcı hareket değil bu. Bunlar tarikatlar, geleneksel tarikatlar ama onlar da değiştiler. Zamana ayak uydurup şirketleştiler falan filan böyle. Boşluğu onlar doldurdu. Yani AKP'nin ta en başından beri hiçbir zaman kapatamadığı, hiçbir zaman üstesinden gelemediği açıkları var. Defisitler bunlar. Kadro açığı var. Güç açığı var. Bunları hep ittifaklarla işte ikame ediyor. Evet. Doldurmaya çalışıyor. Ve bu açıklar kapanmak yerine büyüdü. Yani zaten AKP'nin neticede AKP ve Erdoğan iktidarının gitmekte olduğu yönü tespit etmek açısından bu önemli bir veri. Yani ama işte bu da uzun sürmedi. Bu çok en anormal dönemi odur bana göre. 15 Temmuz darbe sonrası dönemidir AKP iktidarı. Çok anormaldir. Hepsi anormaldir. Şey de anormaldir. Paradoksal olarak ilk dönem de anormal bir dönemdir. Yani o kadar benzemezin bir araya gelmesi anormalliktir. Ama bu da böyle. Bu da kısa sürdü. Bu da 2019 Mart yerel seçimlerine kadar sürmüştür. Bursa ve Bursa Kılpayı, Bursa işte Kocaeli bir miktar dışında neredeyse bütün büyük şehirlerin muhalefetin eline geçmesi çok esaslı ve tarihsel bir toplumsal kaymayı işaret eder. Yani bu AKP için artık geri dönüşü mümkün olmayan bir noktanın geçilmesidir. Yani final bölümünün başlangıcı diyor. Evet, evet. Yani ben artık bu 5 bölümlük dizinin final bölümünün 2019'da başladığını tespit ediyorum. 2019'da artık geriye dönüşü olmayacak bir şekilde AKP'nin son devrini yaşıyoruz. Bu burada yine MHP ile ittifak halinde. O değişmiyor. Çünkü bu ittifakın fikri altyapısı hala sözde korunuyormuş gibi duruyor. Fakat aslında yok. Ama var gibi duruyor. Nedir o? İşte PKK ve FETÖ ile mücadele. Ne olacak peki MHP ve AKP'nin ittifakı? Ne olacak? Yani hiç aslında bir zemin yok bugün. Zemin yok. Olay tamamen artık yani bu çürük bir zemindeler şu an. İdeolojik zemin son derece çürük aslında. Ortada işte devletin bekası gibi bir sorun var sözde. Ya devletin bekası artık iktidarın gitmesini gerektiriyor. Evet. Yani bambaşka her şey bambaşka. Tamamen değişti. Yani güvenlik parametreleri değişti. Bambaşka bir noktaya geldik. Dış politika açısından da böyle bir şey, böyle bir yaşamsal ve ikna edici bir tehdit yok. AKP-MHP ittifakı efendime söyleyeyim oradan pay almak falan gibi böyle bir şeye dayanıyorsa kadroları ihya etmek. Yani 20 yıldır iktidar yüzü görmemiş MHP kadrolarını biraz güce ve paraya kavuşturmak falan gibi. O zaman ya bu çok çürük bir zemindir. Dayanıklı bir şey değil. Yani bu bir ortaklık, iş ortaklığı gibi bir şey. Sürdürülebilir bir yani, şey değil. O yüzden bu son dönemde yani ne zaman biter bu dönem? En geç 2023'te seçimde biter. Ha, o zaman da şu giriyor işte seçim. Bizim Türkiye'de
kentli aydınların işte ve genel olarak CHP'ye, İYİ Parti'ye falan temayülü olan seçmenlerin böyle öğrenilmiş bir çaresizliği var. Yani dile getirildi işte. Seçimle gitmez. Efendim bu adam seçimle gitmez. Seçimleri kazanmak için her şeyi yapar. Kaybederse gitmemek için her şeyi yapar. Kaybederse gitmemek için her şeyi yapar. İyi de bu varsayımların gerçekleşmesi için bakın hep yapmak fiilini kullanıyoruz. Yapmak değil, yapabilmesi lazım. Evet. Ben yapamayacağı noktaya doğru gittiğini görüyorum. Evet, bu eskiden beri Erdoğan'a özellikle atfedilen kriz anlarında ya da ani değişen cari şartlara karşı şapkadan tavşan çıkararak tekrar iktidarını korumak ve seçmenini konsolide etmek maharetine artık kabil değilmiş gibi, ne dersiniz? Evet, çok doğru. Bence Erdoğan özellikle 2000 yani bu 15 Temmuz 2016 darbe sonrası dönemde ki hatalarıyla kendisini tüketti, sahip olduğu her şeyi tüketti. Şöyle diyelim, bu en büyük stratejik hatası Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı bu tuhaf, ucube, fevkalade konjonktürel, sürdürülmesi mümkün olmayan sistemi Türkiye'ye empoze etmek oldu. Bu sistem, hep söylerim ben, fabrika ayarları gereği kendisini imhaya programlanmıştır ve şu an imha ediyor bu sistem kendisini. Bunun dışında ikinci çok büyük hatası, dönemi kapatan hata, Mart 2019 yerel seçimlerinde özellikle İstanbul'da seçimi tekrar ettirmek oldu. Evet. Tabii yani bunu yapmasaydı o dönem kapanıyordu. Çünkü 2019 yerel seçimlerinde gördüğümüz tablo bizim tarihsel bir kaymadır. Yani bütün çok önemli bütün metropollerin yönetimi Bursa hariç muhalefete geçti. Yani burada çok net. Yepyeni bir Türkiye siyasi haritası doğdu. Kıyılar kapatılmış. Bütün gelişkin, zengin kıyılar muhalefete geçmiş. İçeride kalmış. Yani çekiyor böyle, içeriye doğru çekiliyor. Evet. Ekonomik gücü de düşük şey. Evet, onlar. Tabii. Yani o nispetle de Türkiye'nin içine girdiği derinleşen bir ekonomik kriz var. Türkiye'deki piyasa yapıcıları olsun, sanayiciler olsun, her türden, her renkten, her arka plandan sanayici vesaire. Bu sistemi kabul etmedi bu sanayiciler. Sadece işte oligarklarına çalışıyor. Onlara da oligark demek lazım. Yani onlara çalışıyor. O da bütçenin dağıtımıyla alakalı bir şey. Yani ve her biri birer soruşturma konusu olabilecek ileride dosyalar bunlar. Evet. Yani bu büyüyor şey. 2017'de referanduma götüreceği anlaşıldığında dolar fırladı, 4 lirayı geçti. Yanılmıyorsam Şubat mıydı, Mart mıydı ama yani şeyden önce. Referandumdan önce. Sonra 2018'de seçim yaptı. Seçimden sonra işte Branson krizi dolayısıyla işte bir Türkiye'de kur krizi olarak başladı. Yönetilemediği için de daha sonra bu işte derinleşti ve bugün bu haldeyiz ve her şeyi tüketerek ilerledi ve artık yolun sonuna geldi dedik. Evet, gerçekten her şeyi tüketerek ilerledi ve yolun sonuna geldi. İttifaklarını tüketti. Türkiye'de artık ittifak edebileceği, ittifak yapabileceği hiçbir onu ayakta tutmaya yeterli bir ittifaktan söz ediyorum ben. Hadi yani ittifak yapmaya çok hevesli Perinçekçileri kastetmiyorum da Doğu Perinçeyi, Vatan Partisi'ni kastetmiyorum. Onu kastetmiyorum. Ki onun da zaten artık miadı doluyor giderek yani. Artı dış ilişkiler, Türkiye'nin dış ilişkileri açısından da kendisine duyulan güveni çok öncesinde ve evet çok öncesinde tahrip ettiği için
Ve bu dış ilişkilerde, dış politikada güven bir kere tahrip edilince bir daha ancak aktör değişimiyle sağlanabilir. Yani ülkelere duyulan güven ancak ülkeleri yöneten aktörlerin değişimiyle yeniden kurulabilir. Yeni başlangıçları, o başlangıçları gerekli hale getiren sorunları doğuran insanlarla yapamazsınız. Dış ilişkilerde böyledir. İşte o yüzden de yapamıyor yeni başlangıçlar. Ancak Türkiye'nin büyüklüğüne, Türkiye'nin gücüne ve haritada kapladığı yere potansiyeline hürmeten dış aktörler Erdoğan'ı idare ediyorlar sadece. Bu idare etme hali. İdare edelim bu adamı diyorlar. Başka bir şey değil yani. İçeride bakıyorsunuz işte yani artık maymunun gözü açıldı. Yani Türkiye'deki siyasi aktörler Erdoğan'la yapılacak bir ittifakın sonunun olmadığı, kendilerine beraber veya varsa bile kendilerine beraber o sona sürükleyeceğini görüyorlar ve uzak duruyorlar bundan. Yani artık Erdoğan'ın yolun sonunda olduğu Türkiye'deki tüm siyasi aktörler tarafından görülüyor. Herkesin planı Erdoğan'sız bir gelecek. Erdoğan sonrasının planları yapılıyor bugün Türkiye'de. Türkiye'de hani Erdoğan seçimi kazanmak için her şeyi yapar. Kazanamayacağı seçimi yaptırmaz falan. Bir de kazanamayacağı seçimi girmez. Seçime girmez mi acaba diye de düşünmek lazım. Tabii onun için de Erdoğan'ın seçimi kazanamayacağını görmesi, yani artık kavrayışının, algısının gerçeklikle temasına imkan vermesi gerekiyor. Ne kadar bunu yapabilecek onu bilmiyorum. Çünkü ben Erdoğan'ın gerçeklikle olan münasebetinde fevkalade sorunlu olduğunu görüyorum. Yani bu bir gerçeklik karşısındaki durumunun bazen absürt reaksiyonlar vermesine neden olan hali bana politika icabıymış gibi gelmiyor. Politika değil, politika üretmiyor aslında. O vahim olan o. Yani bazen dolayısıyla anayasa seçim ertelenmesini ancak savaş haliyle mümkün olabileceğini yani söylüyor. İşte 2015'te koalisyon kurdurmadı Davutoğlu'na. Seçimi tekrar etti. Seçimi kazandı. Da ne pahasına kazandı? İşte seçimi kazandı mı? Kazandı. Ama o zaman işte içeride bir bedel ödedi Türkiye. Oyundaki seçmen tabanındaki erime sabittir, tarihseldir. Sabit bir eğilimdir. Yerleşmiş bir eğilimdir. Bu giderek yani belki momentumu bunun düşebilir. Çünkü efsunladığı reisçi kitle bir ne diyelim o reisçilik bir politik endorfin işlevi görüyor. Ağrı kesici işlevi görüyor ama hiç hissedilmeyecek bir ağrı yok. Sonuçta yani ekonomik krizin çözümsüzlüğünün ağrısı, acısı herkes tarafından eninde sonunda hissedilecektir. Yani benim dolarla işim yok diye insanların kendisini ilelebet kandırması söz konusu olmayacak. Peki geriye kala kala şey ihtimali kalıyor. Yani seçimi yaptırmama. Öyle yenilgiyi de kolay kolay kabul edecek bir lidere de benzemiyor ama kabul ederse herkes için, kendisi için de en iyisi bunu kabul etmektir. Kabul etmediğini düşünelim. O zaman seçimi yaptırmama, seçimi erteletme. Bu korkunç bir senaryo. Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Evet. O zaman işte Erdoğan'ın yükselişi ve düşüşü, Erdoğan ve AKP'nin yükselişi ve düşüşü adlı 5 bölümlük diziye bir de bonus bölüm gibi ilave sezon ekleyeceğiz. O artık herhalde bir inferno ya benzeyecektir. Cehennemi bir birkaç bölüm belki ben düşünmek bile istemiyorum bunu. Çünkü kimse için hayır yani iyi sonuçlar vermeyecektir bu. En başta da buna neden olanlar için. Evet. Çok kapsamlı bir söyleşi oldu. Kadri Gürsel çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
20 yıllık siyasi tarihi. Ben de keyif aldım. Çok teşekkürler, biz keyif aldık. Epey güzel bir özet oldu. Umarım seyircilerimiz de çok beğenir. Umarım. Kadri Gürsel ile AKP iktidarının 20 yıllık bilançosunu konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde bu 20 yıllık geniş bilançonun ayrıntılarına gireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.